Arkadaşlar merhabalar. Evet 40 soruda ayette gelen tekrar sözü vermiştim size. Şöyle bir çalışma yapmaya karar verdim. Ee, kazanımlardan ne sorulur ne sorulmaz e, tahmini yapıp bununla ilgili böyle harmonik hareketten, çember hareketten böyle seçme sorularla konu konu tekrar gitmeyi düşünüyorum. Yetiştiği kadar. Evet şunlar kazanımlar önümde. Mesela harmonik hareketten başlayayım dedim yani şöyle bir. Basit harmonik hareketten ne sorulur demiş. Bu senin kazanları bu. Demiş ki bu harmonik harekette anahtar kavramlar, uzanım, genlik, geri çağırıcı kuvvet, denge noktası, yayı sarkacı, basit sarkaç. Peki harmonik hareketi düzgün çembersel hareketi kullanarak açıklar. Yani düzgün çembersel hareketin iz düşüm olduğunu bilmemiz lazım. Bir. O periyot paylaşımlar nereden geliyor? T bölü 4, T bölü 12'ler, T bölü 6'lar nereden geliyor? Çembersel hareketin iz düşümünden geliyor arkadaşlar. Bilmemiz lazım. Günlük hayatına örnekler verilir demiş. Yay saykacı, basit saykaç, uzanım, genlik, periyot, frekans, geri çağır, kuvvet ve denge noktası kavramları harmonik harekete, hareket örnekleriyle açıklanır demiş. Uzanım, genlik, periyot, frekans ilişkisiyle matematiksel hesaplamalar yapılır demiş. Bak hesaplamalar yapılır demiş. Yani formülleri bilip hesaplama yapmamız lazım. Harmonik hareketle ilgili fonksiyonların türevlerine ve işlemlerine girilmez demiş. Yani türev al oradan konum denklem bul, türev al oradan hız denklem bul, türev al oradan ime denklem bul. Eskiden böyle yapıyorduk. Buna girilmez demiş. Türevlere girme demiş. Zaten girmiyoruz artık. Ama bazı hocalarımız hala türevden e, hız, konum falan buluyorlardır. Eski alışkanlıktır. Harmonik harekette konumun zamana göre değişim grafiğini analiz eder demiş. Daha geçen yıl soruldu biliyorsunuz. Konum zaman grafiği çıktı daha geçen sene biliyorsunuz değil mi? Hemen göstereyim. Anında da konum zaman grafiği bak. 2021 AYT sorusu. Neymiş efendim? Konum zaman grafiği yorumlama. Kolay bir soruydu gerçi. Ondan sonra efendime söyleyeyim. Öğrencilerin deney yaparak veya simülasyonlar simülasyonlar kullanarak konum zaman grafiğinin çizimleri ve yorumlamaları sağlanır demiş. Sağladık. Harmonik harekette kuvvet, hız, ivmenin konuma göre değişimiyle ilgili. Arkadaşlar işte şu. Kuvvet, hız, ivmenin konuma bağlı değişimiyle ilgili. Yani ben bu sene bundan böyle bir şey bekliyorum şahsen. Buna ilgili örnekler çözeceğim şimdi. Yay sarkaç, basit sarkaçta periyodun bağlı olduğu değişkenler belirler demiş. 2 pi l bölü g'nin ve 2 pi m bölü k'nin neye bağlı ol olmadığını çok sormuş önceki yıllarda. Efendim söyleyeyim deney yaparak veya simülasyonlarla periyoda etki değişkenler belirlemeleri sağlanır. Periyodun matematiksel modeli verilir demiş. Yay sarkacı ve basit sarkacın periyodu ile ilgili hesaplamalar yapar demiş. Hesaplama yapar. Paralel seri bağlı yaylarda eş değer yay sabit hesaplamalarının yapılması sağlanır demiş. Esnek yayların hareketi tek boyutla sınırlandırılır demiş. İşte paralel seri bağlamayı da kaçta vermiş? 2020'de vermiş mesela. Yok paralel seri balama değil. Ha 2020'de ne gelmiş mesela? Bir basit sarkaçla yay sarkacın periyotlarının yer çekimine bağlı olup olmadığını. İşte ayda yapılsaydı ne olurdu? G azaldığı için işte basit sarkacın periyodu efendim söyleyeyim artar. Ee, ne demiş? Hmm, yay yüz yerine ayda yapsaydı ne olurdu demiş. 2 pi bölü G'deki. G azaldığı için basit sarkacın periyodu artar diye burada çözmüşüz mesela. 2 pi ile bölge 2 pi en bölü k burada g olmadığı için işte değişmez yay sarkacının periyodu demişiz. Peki hesaplama, hesaplama da yapmıştı. Bu da 2019 hesaplamada yapmış. Bu da 2019 AYT sorusu. Seri bağlı yaylarda k bölü 2 alınır. İşte eğik düzlemde 2 pi en bölü k. Normalde 2 pi en bölü k. 2 pi bölü k burada 2 pi bölü k ama işte k bölü 2 eşit yay sabiti. K 2 alınarak işlem yapılır demiş. Onu da sormuş. Yani bu sen şahsen ben neyi beklediğimi size söyleyeceğim şimdi. Uzanım iyi mi? Hız hangi yöndedir? Artar mı? Azalır mı? Nerede hız maksimum? Nerede konum sıfır? Falan filan gibi şeyler sorulur. Hemen. Evet nedir bunlar? Meb'in yayınladığı ta üst sene önce yayınlamıştı gerçi. Bu sene kitap okullarda dağıtılan var ya hani. Böyle bordo kapaklı falan gibi böyle. Odur arkadaşlar. Bildiğin genel tekrar testleri bunlar. Ta üst sene önce yayınlamıştı. Kitap haline getirilir, Bu sene getirildi daha kitap haline. da 20 tane soru var. Hepsini çözmeyeceğim. Seçme sorularla hemen gitmeye çalışacağım arkadaşlar. İlk sayfayı geçmişim ben burada hemen. Geçmişim. İşaretlediğim sorular var burada. Mesela ha. Belediğim soru tipi. Yani bu sene böyle bir şey gelir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Sütünmesi ortamda bir yayın ucuna bağlanmış cisim harmonik hareket yapmaktadır. Hareketi bilinmeyen bir anında, hareketin bilinmeyen bir anında cisim üzerinde hız, kuvvet ve iğme vektörlerinin yönü verilmiştir. Buna göre bir yapılan çıkarımlardan hangisi doğrudur demiş. Yani gayet güzel soru bence. Peki şunu biliyor muyuz? Şuna biliyor muyuz? Hep gösterdiğim videolarda gösterdiğim. Denge konumu burası. Uçlar kale arasında harmonik hareket yapan cisim. Çembersel hareket yapan cismin iz düşümü. Gölgesi yani hareketine biz harmonik hareket diyoruz. Uzanımız sıfır olduğu yer. Hızın maksimum olduğu yer. Kuvvetin sıfır olduğu yer. Yay gibi düşün. Şöyle düşün veya Yayın denge konumundan en çok geldiği zaman geri çağırıcı kuvvetin en büyük olduğu veya yay en çok sıkıştırıldığı zaman geri çağırıcı kuvvetin en büyük olduğu durumlar Fmax olan yerlerdir. Bak Fmax demişiz gördün mü? Fmax nerede? Uçlarda. FHCM çarpı A'ya göre kuvvetin maksimum olduğu yerde de maksimumdur. Kuvvetin maksimum olduğu yerde de maksimumdur. Yayın denge konumu olduğuna göre yayda geri çağırıcı kuvvet yok, IMD yok. Ama hız maksimum. Neden? Yayda en çok potansiyel enerji depoluydu buradayken. Geldik potansiyel enerji bitti. Cisme kinetik olarak aktarıldı. O yüzden cismin hızı maksimum buradan geçerken. Peki yönlere gelince uzanım ne demek uzanım? Denge konumundan cisme sizilen vektöre biz uzanım vektörü diyoruz. Bunun maksimuma da genlik diyoruz. Vektöreldir. <laughs> uzanım vektörü daima merkezden dışa olmak zorundadır. Kuvvet vektörü ve iğme vektörü daima merkeze doğru olmak zorundadır. Ama hız hakkında bir şey diyemeyiz. Sağım gidiyor solam gidiyor belli değil. sağa sağda gitse sola da gitse Uzam her zaman dışarı doğru. Merkezden dışarı doğru. Kuvvet ve iğme de hep merkeze doğru olduğunu bilmeliyiz arkadaşlar. Peki formüllerimiz de şunlar. Hızın herhangi bir uzam anındaki denklemi maksimum hızı. Kuvvetin herhangi bir andaki geri çağırıcı kuvvet maksimum kuvvet. İğmenin herhangi bir andaki iğmesi değeri bu da maksimum iğme anlamında. Bu eksiler vektör işareti varsa eksi koyuyoruz. Yoksa bu eksinin işlemlerde bir önemi yoktur. Vektörel gösterimde eksi var. Neden? Uzamla iğme, uzamla kuvvet daima ters yönlü olduğundan başa eksi geliyor. İşlemlerde eksi almayacağız. Nokta. Şimdi geldik sorumuza. Dedik ya ivme ve kuvvet vektörü daima merkeze doğru diye. Aha da bu. Şurada K noktası şurada L noktası şurada denge konumu varmış. Cisim şurada bir yerlerden geçerken cisim nereye giderse gitsin bir kere ivme ve kuvvet vektörü daima merkeze doğru dedik ya kardeş. Kuvvet ivme merkeze doğru. Aha da merkez burası. Denge konumu burası. K noktası burası. L noktası burası olsun mesela. Cisim de bu yönde gidiyormuş. Demek ki Evet uçlarda cismin hızı sıfır olacağından cismin hızı azalıyor. İğmesi artıyor. Kuvvet artıyor. Peki hangi çıkarım doğrudur? Bakalım. Denge noktası cisme göre eksi x konumundadır. Cisim denge noktasına yaklaşmaktadır. Hayır efendim. Hız denkleminden, hız vektöründen uzaklaştığı anlaşılıyor burada. L'ye doğru gidiyor ya uzaklaşıyor. Yanlış. Denge noktası cisme göre eksi x yönünde kalır demiş. Denge noktası cisme göre eksi x yönünde kalır. Doğru bir ifade. Burası eksi x olduğuna göre burası. <laughs> bir daha denge noktası cisme göre eksi x yönünde kalır. Ve doğru. Denge noktası burası. Bu çıkarım doğru. Diğerine bakalım. Cisim bu andan itibaren artı x'e doğru hareket ederken kuvvetin büyüklüğü azalır demiş. Yanlış. Artı x yönünde hareket ederken kuvvetin büyüklüğü artıyor. Çünkü uçlarda f max olacak da ondan. Bu yanlış bir ifade. Cisim bu anda denge noktasına olan uzaklığına genliği eşittir demiş. Hayır efendim genlik uçlarda genliğe eşit olur. Şu anda uzanım genlik tam L'ye ulaştığında genlik noktasına ulaşmış olur. O yüzden bu da yanlış bir çıkarımdır. Cisim bu andan itibaren artı x'e doğru hareket ederken hızın büyüklüğü artar demiş. Hayır efendim artı x'e doğru giderken hızın büyüklüğü azalır. Çünkü uçlarda hız sıfır. Buradan geçerken hız maksimum olduğundan dolayı. Evet bu yorumlar bileceğiz. Evet doğrusu hangisidir? B şıkkıdır. Evet şu periyot paylaşımını işaretlememişim de hatırlatayım kısaca. Normalde t bölü 6, t bölü 12, t bölü 12, t bölü 6 demem lazım. Fakat ben ne demişim? 2t, t, t, 2t demişim periyodu t, t eşittir kabul edersen böyle paylaşım yapabilirsin. Hiçbir mahsur yoktur. Yani bunu çöze, çözeceğim diye işaretlememişim arkadaşlar. Geçiyorum bunu. Evet bunu da geçiyorum. Daha güzel yay sular var. Bunu da geçiyorum. Soru seçmişim. 6 veya 7 tane. Heh, mesela şu, şunu seçmişim. PDF olarak atacağım bunları videonun altına. Oradan bakabilirsiniz. Aynı cins kesilmiş L4 ile uzunluğundaki iplerin ucuna A, B cisimleri asılarak şekildeki gibi harmonik hareket yaptırılıyor. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Arkadaşlar L4 le, bu ipin ucu ipin uzunluğu L, bu ipin uzunluğu 4 L. Evet. cisimler asılarak demiş. Neydi ip sarkacının basit sarkacının periyodu? T eşittir 2 pi çarpı L ipin uzunluğu L, G de ortamın çekilmesi olmak üzere Tolga diye tabir ettiğimiz Peki şu L4 L'den hemen kök dışına çıkacak ya bu L. L olanın periyoduna sen T dersen 4 L olan ipin uzunluğunun periyoduna 2 T diyebilirsin. Şu formülün gereği 4 L kök dışına 2 çıkacağı için. Bunun periyodu T ye, bunun periyodu 2 T diyebilirsin. Yani sen buradan buraya T'de gelirsen buradan buraya T'de gidersen buradan buraya T'de dönüp T'de dönersen senin T periyodun eşittir. Tx'in periyodu 4T olarak ifade edebiliriz. T, T bir de dönüşlerim var. T, T. Ha periyot demek. Başladığın koruma geri gelmek demek ha. Gittin geldin. Bir tam salınım için geçen süreyi biz periyot diyoruz. Bir gitme değil yalnız ona göre. 4T diyebilirsin. T'de gittin. T'de gittin. T'de döndün. T'de döndün. 4T'de geldin. Başladığın koruma. Bu da periyodun 4T demektir. 2T ise o zaman ne diyeceğiz? Buradan buraya 2T'de geldin. Buradan buraya 2T'de geldin. Dönüşün 2T. Dönüşün 2T olduğundan. T Y'nin o zaman periyodundan ne diyeceksin? 8T diyeceksin. Bir gidip gelmek için geçen süre. Eee şimdi gelelim sorularımıza. A cismi X noktasından Y noktasına gelene kadar X'den Y'ye gelene kadar T süre geçmiş. B cismi de K'dan L'ye gider demiş. Yanlış. K'dan L'ye 2T'de gelir. X'den Y'ye T'de gelir. X'den Y'ye gelene kadar sen daha K'lar arasında bir yerlerdesin. Şu da bir yerlerdesin tahminen. O yüzden bu yanlış bir ifade. B cismi K noktasından M noktasına gelene kadar demiş. B cismi K'dan M'ye gelene kadar 4T süre geçmiş. A cismi markete başladığı noktaya geri döner demiş. Doğru bir ifade. Neden? Sen bu adam buraya geldin 4D söyledi. Sen bir gittin geldin 4D söyledi. Periyodun 4D ya. Başladığın konuma gel geldin işte. Doğru bir ifade. A cismi x noktasından z noktasına gelene kadar geçen sürede x'ten z'ye gelene kadar geçen süre 2T. Bu arada onu söyleyeyim. B cismi k noktasından l m arasında bir noktaya gelir demiş. Hayır. L'ye gelir direkt yani. Sen x'ten z'ye geldiğinde B'de 2 ile sürede aynı sürede K'dan L'ye gelmiş olur. LM arasına değil tam K'da olur. Yanlış. Yani yalnız 2 doğru cevabımız. Evet bu periyot paylaşımları önemli arkadaşlar. <laughs> evet hesaplama yapılır demiş işte. Yayın sarkıcın periyodu verilir. Yayların seri paylaya bağlanması hesap kitabı yaptırılır demiş. Yayın sabitli K3K tablo vermiş burada bak. Yay sabitli K3K x'in k, y'nin 3k olduğunu sana vermiş. Peki kütlelerin de k'nın kütlesinin m olduğunu, d'nin kütlesinin 3m olduğunu vermiş. Bunun kütlesinin m, bunun kütlesinin 3m olduğunu vermiş. Bunun yay sabitinin k, bunun yay sabitinin de 3k olduğunu vermiş. Pekala. Şimdi paralel bağlı yaylarda k1 artı k2. k eşittir 4k. k eşittir 4k. Seri bağlı yaylarda ise 1 bölü k1 bölü k hesabı yapılır. T birinci sistemin periyodu eşittir. 2 pi çarpı n bölü k. Bunu k kaç? Hesaplayalım. Hemen k eşittir. Çarp bölü topla çarpımları k çarp 3k toplamları k artı 3k'dan 4k olmak üzere. 3k bölü 4'tür senin eş değer sabitin. T birinci sistemin periyodu eşittir. 2 pi çarpı toplam kütle 4m çarpı n bölü k dedik ya. K'sı ne? 3k bölü 4. Bu 4'ü yukarı atsam olmaz mı arkadaşlar? Ben olur. T2'nin periyodu eşittir. 2 π çarpı toplam kütle hala 4m. Sistemin eşdeğer yer sabit 4k olmak üzere. Nasıl bir ifade gelecek buradan? T1 bölü T2 oranı sormuş işte. Oranla buradan bakayım. T1 bölü T2 oranı kaç gelecek? Cırt cırt gidecek buradan. Kök içinde hesaplarsam 16 m bölü 3k'nın 4k bölü 4m oranı gibi bir ifade gelecek buradan. Buradan k'lar gider, m'ler giderse 4'lerle giderse 16 bölü 3 kök dışına 4 bölü kök 3 gelecek. T1 bölü T2 eşittir. 4 bölü kök 3 kökten kurtarmak için ne yapmışım? Kök ile çarpmışım. 4 kök 3 bölü 3 gibi bir değer gelmiş. Yani cevabımız A şıkkıdır. Velhasıl kelam. Ya. Evet. Yayların seri paralel bağlanması. Tekrar edelim. Paralel bağlı yaylarda. Bunlar paralel bağlı yaylardır. Paralel bağlı yaylarda K1 artı 2 yaptık. K2 artı K1 yaptık. 4K bulduk. Seri bağlı yaylarda 1 bölü k artı 1 bölü 3 k Çarpları topla. Aynı dirençlerin paralel bağlanması gibi düşünebiliriz bunu. Yayların seri bağlanması dirençlerin paralel bağlanması gibidir. Nokta. Evet. Başka ne işaretlemişim burada? Da ne işaretlemişim? Bunu işaretlememişim. Bunu da işaretlememişim. Evet. Şunu işaretlemişim mesela. Luna Luna Park'ta Luna Park'a giden Ali Ayşe ve Hatice adlı 3 arkadaş gondola binmeye karar veriyorlar. Hatice gondolun en üç kısmına ne dedi bize kazananlarda günlük hayattan örnekler veriliyor dedi değil mi? da sana günlük hayattan harmonik hareket örneği işte. İp sarkacı basit sarkaç örneği aslında. Hatice gondolun en üç kısmına Ali arka koltuğa Ayşe ise onların arasında bir koltuğa oturuyor. Gondol hareket halindeyken. Önceki yıllarda çözmüşüm ben bunları oradan karalamışım tekrar sildim çözüyorum. Periyotlar aynı dedim şu 3 arkadaşın. Doğru bir ifade arkadaşlar bu. Yani Ali'nin bu konuda gitme gelme süresi ile Hatice'nin bu konuda gelme gitme süresi aynıdır. Sürelerimiz aynı doğru. Uzanıma bağlı değil ki. Hatice üzerinde hissedilen maksimum iğme değeri en büyüktür demiş. Arkadaşlar hemen bir hatırlayalım. D eşittir. İp sarkacında basit sarkaç bu. 2 pi çarpı ya yay sarkacı ya basit sarkaçtı. Bu basit sarkaç. 2 pi çarpı L bölü G. L'miz aynı G'miz aynı olduğuna göre. Ali'nin Ayşe'nin Hatice'nin periyotlar birbirine eşittir. Peki A eşittir. A eşittir. Omega kare çarpı X. Periyodlarımız aynı. Açısal hızlarımız aynı. A maksimum eşittir. X yani r geldiği anda maksimum ime demektir. Omega kare çarpı R. Bilmen lazım. Peki omegalarımız eşit olduğuna göre R'si genliği en büyük olanın ivmesi en büyüktür diyebilirsin. Hatice üzerinde hissedilen maksimum ime değerleri en büyüktür demiş. Neden doğru? Çünkü Hatice'nin genliği en büyüktü ondan. Arkadaşlar basit sağ şu ifadeye dikkat edelim şimdi. Tık 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 tık. Cisim buradan geçerken mesela denge konumu burası. Şu ifadeye uzanım diyoruz. Şu ifadenin tamamını biz ne diyoruz? Genlik diyoruz değil mi? Şurası uzanım şurası genlik. E, genliği en büyük olanın maksimum ivmesi en büyüktür dersin yani. En büyük türatijenin iğmesi doğru bir ifade. Ali üzerinde hissedilen geri çarpı kuvvet en büyüktür demiş. Tam tersi en küçüktür. Çünkü geri çarpı kuvvetin F eşitlem çarpı A olduğuna göre bu ifade kütleyle çarparsan iğme değeri bulmuş olursun. F herhangi zamandaki kuvvetin m omega kare çarpı x'tir. Ama kuvvetin geri çağırıcı kuvvetin maksimum olduğu yer deyince de m omega kare çarpı r anlaşılır. Peki kütleleri birbirine eşit olan. Değil mi? Kütle eşitlemiş mi bunların kütlelerini? Nerede lan? Evet kütle eşitlemesi lazım arkadaşlar. Yoksa yorum yapamam. Ali üzerinde hissedilen geri çağırıcı kuvvet en büyüktür geri çağırcı kuvvet en büyük değil de kütle eşit kabul edersen R'si en küçük olduğu için F'i de en küçüktür yorum yapılır bence. Hepsinin kütlesi eşit dememiş soruda ama demesi lazım. Evet demesi lazım. Ee, en büyüktür değil en küçüktür olacak doğrusu cevabımız 1 ve 2'dir. Velhasıl Ne demesi lazım? Eşit kütleli demesi lazım yalnız soruda. Yoksa yorum yapamayız. Kesin doğru derdi. Ona da doğru kabul etmezdi. Kütle bilmediğimizden dolayı mesela. Evet şunu da işaretlemişim. Bence güzel orijinal bir soru yani. Şu sorun, mesela çok orijinal bir soru. Yani bunu yorumlama. Özdeş şeylerin ucuna özdeş kale bilyeleri takılıyor. Özdeş şeyler, özdeş cisimler. Özdeş şey demek. K'lar eşit demek. Özdeş isimler de demek. M'ler eşit demek. En bölü K'ya göre periyotlarımız eşit olacak galiba herhalde öyle mi? Bilmiyorum. Sürtünme soğutan daha hareket hareketi yapmaya başlıyorlar demiş. Peki bu çıkamlardan hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar kaç ismi için konuşalım şimdi. T eşittir eksi 5 konumunda. 1 de 0 konumunda. 2 de 5 konumunda. 3 de 0 konumunda. 4 de eksi 5 konumunda. eksi 5 konumundan eksi 5 konumuna gelene kadar geçen süre periyot. Başladığın konumdan tekrar aynı konuma gelene kadar geçen süre şunun genliği eksi 5 burası 0 bunun genliği artı 5 olmak üzere demek bu 5 arasında gidip geliyormuş. T sıfır anda T0'ın da eksi 5 olduğuna göre konumu. Bilye buradan başlamış harekete. 1 saniye, 1 saniye, 1 saniye, 1 saniye. Tekrar eksi 5 desin. T eşittir 4 anında. Periyodun 4. TK periyodu eşittir 4 saniyedir. Buradan bunu çıkarabiliriz. Peki T0'da bunun genliği demek ki bu 10 arasında gitmiş gelmiş. Artı 10, eksi 10 diyelim şuralara mesela. Eksi 10 şurası, artı 10 şurası. Peki artı 10'dan başlamış harekete. Buradan başlamış harekete ve dördüncü saniye anında ondan başlamışsın. Tekrar dördüncü saniye anında ondasın. Artı ondan başladın. Bir saniyede geldin. Bir saniye, bir saniye, bir saniye olduğuna göre tekrar t sıfırla dördüncü saniyede konumun aynı konum olduğuna göre bir tam turun geçmiş. TL'nin de periyodu buradan eşittir. 4 saniye olduğunu anladın. Peki K'nın periyodu L'nin eşittir. Doğru bir ifade. Yanlıştır. Bize yanlışı soruyor. K biliyorsun periyodu 4 saniye. X'in de periyodu 4 saniyedir. Doğru kabiliye harmonik hareket yapmaya yayın sıkışmayla başlamıştır. Yayın sıkışmasıyla başlamıştır demiş. Evet doğru. Dengi dengi kromdan sıkışmış. T eşittir sıfır anda da eksi beşte olmak demek. Yayın sıkışmasıyla başlamış bu harekete doğru. Peki bu da yayın gelmesiyle başlamış arkadaşlar. Peki T sıfır anda artı on demek ne demek? Sen yayın gelmesiyle başlamışsın ama sen yayın sıkışması sıkışmasıyla başlamışsın harekete. Doğru bir ifade. L bileği samanık hareket yapmaya e, yayın gelmesiyle başlamıştır demiş. Doğru dedik ya. Bu yayın gelmesiyle başlamıştır. Doğru bir ifade. K ve L bilyelerinin maksimum çizgi sıra hızları birbirine eşittir demiş. Nasıl eşittir kardeş? T periyodun eşitse omega eşittir 2 pi bölü T'den. T eşit olan omegalar da birbirine eşittir. Omega K eşittir omega L'dir. Fakat maksimum hız dediğin şey V max eşittir omega çarpı R olduğuna göre Omegamız eşit ama lakin genliği daha büyük 10. Diğerin genliği 5. V max daha büyüktür? Eşit değildir. Çünkü sarıcağımız V max L eşittir. V max K'dan doğrusu. O yüzden E şıkkı yanlıştır arkadaşlar. Bence gayet güzel soru. Yorumlama sorusu. Evet. Evet Yeni işaretlediğim 19. soru. Yani grafik sorusu geçen sene çıkmış ama bu farklı bir yorum olduğu için tekrar aldım ben onu. Yani grafik geçen sene çıktı diye. Geçen sene çıkan kromozom zaman grafiğiydi. Bu sene çıkan hız zaman grafiği. Olamaz mı yani? Olabilir. Harmonik hareket yapan yaylı sarak ucundaki kütleye hız, ait hız zaman grafiği verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Peki nereden başlamış sarak arkadaşlar? Hemen şöyle ben dedim ya, önceki daha üstten önce çıkınca çözmüşüm ben bunları. Tekrar buldum notlarımı. Atmamışım. Bu kitaptan değil yalnız. Ben çıktı almıştım. E, denge konumu burası. Şurası efendim söyleyeyim artı a genliğin en büyük olduğu yer. R burası. R burası. Burası eksi R burası artı R diyebilirsin istersen. Efendim söyleyeyim. Hızın sıfır olduğu yer neresi kardeş burası? Artı yönünde hızlanan. Artı yönde, Hocam ama bu yavaşlamıyor mu? Konum zaman grafiği değil lan bu. Hız zaman grafiği bak. Hızın zaman eksen uzaklaşıyorsa hızlanıyorsun. Peki niye iğmen peki? imen azalıyor. Çünkü burada iğmen ne olacak? Sıfır olacak. Azalan iğmeni hızlanıyorsun. Harekete buradan başlamışın artı yönde hızlanmak demek bu demektir arkadaşlar. T eşittir buradan başlamışın harekete. Artı yönde hızlanan ama eğim azalarak hızlanmak. Eğim azalarak hızlanmak demektir. Peki niye eğim azalıyor hocam? A eşittir omega kare çarpı x var ya kardeş. Omega kare sabitken x genelini azalıyor. Tam burada genliğin sıfırken iken de sıfır oluyor. Azalan eğimlerine hızlanan hareket yapıyorsun buradan buraya kadar. Sonra artı yönde artan ile yavaşlayan hareket. Azalan ivmeli hızlanarak hareket, artan ivmeli yavaşlan hareket yapıp tam turunu tamamlıyorsun. Pekala şimdi tekrar konuşalım. A bölgesinde kütle denge noktasına zamanla yaklaşmaktadır demiş. Doğru. A bölgesinde şurası A bölgesi oluyor. Burası B bölgesi oluyor. Burası C bölgesi oluyor. Burası da D bölgesi oluyor dönerken. Bunlar dönüşler. A bölgesinde kütle denge noktasına zamanla yaklaşmaktadır. Doğru. Buradan buraya geliyorsun işte sen. C bölgesinde kütle üzerine etkin geri çağırcı kuvvetin büyüklüğü zamanla azalmaktadır demiş. C neresi kardeş? C şurası. E burada V max olacak. Ama ve lakin F sıfır olacak. I men sıfır olacak. Özeti gösterdik öyle değil mi? Buradan buraya gelirken geri çağırcı kuvvetin sıfır olacak. Geri çağırcı kuvvetin büyüklüğü zamanla azalmakta C bölgesinde doğru bir ifade. Buradan buraya gelirken kuvvetin azalıyor. Tam denge noktasında sıfır oluyor. Doğru bir ifade. D bölgesinde kütle üzerinde etkin merkezcil iğmenin büyüklüğü zamanla artmaktadır demiş. Peki D bölgesinde ne yapıyorsun? A eşittir omega kare çarpı x omega kare çarpı x x uzamını attığı zaman iğmen de artıyor. Uçlarda tekrar iğmen maksimum olacak demektir. Uçlarda tekrar A max, F max hız sıfır olduğunu biliyoruz. Bilmemiz lazım. Pekala. Doğru bence. Yalan yok. Evet. Böyle yorum soruları gelebilir. Evet son sorumuz. mi olan küresel cisim yere sabitlenmiş olan yaya h yüksekliğinden serbest düşme yaparak çarpıp yapışıyor. Yayı is kadar sıkıştıran kütle yay ile beraber harmonik hareket yapmaya başlıyor. Buna göre hareketin periyodunun sayısal değerine hangisiyle ulaşılır demiş. Pi 3 alın demiş. Arkadaşlar bu yay sarkacı harmonik hareket yaparken bunun periyodunu veren ifade 2 pi çarpı en bölü k alacak onu biliyoruz. Peki bana pi lazım zaten pi'nin 3 olduğunu vermiş. Peki en bölü k lazım. Birkaç ne alaka? nerede bölü nereden bulacağım? Enerji korum yap bakalım şimdi. Enerji korum yazarken sakın ola şöyle yazmayasın ha. MGH kadar potansiyel kaybetmiş. 1 bölü 2 kayı sıra dedim ya buldum. Yanlış yanlışı yazıyorum önce. MGH kadar potansiyel kaybeden cisim 1 bölü 2 kayı sıra kadar kinetik yaya enerji aktarmış dersen bu yanlış bir yazım. Cırt cırt. Doğrusu ne peki? Hemen gelelim. MG sen H artı X kadar enerji kaybediyorsun birader. MGH kadar değil ki mgh artı x kadarlık enerji kaybeden cisim eşittir. 1 bölü 2 kx kare kadarlık yayı enerji aktarıyor. Öyle değil mi? Bana m bölü oranı lazım. m bölü kavran için bana ne lazım biliyor musun? 1 bölü 2 çarpı x kare çarpı e, bölü 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 1 bölü, bölü, bir bölü e, g çarpı h artı x bana en bölü lazım. Peki n bölü bilmek için de g'yi, h'yi, x'i hepsini bilmem lazım ya. H bilmem lazım mı? Evet. X bilmem lazım mı? Evet. G bilmem lazım mı? Evet. Bilmem lazım. Zaten pi'nin 3 aldığında olduğunu da sana vermiş. Bunu alabilirsin demiş. Peki en bölü k ancak bunlarla bulabilirsin. Bunların içinde de x, yi, g, yi, h yi hepsini bilmen lazım ki n bölü k bulasın. Oradan da periyoda geçersin. Bence gayet güzel soru. Hepsini bilmemiz gerekiyormuş. Velhasıl kelam. Evet arkadaşlar böyle kazanım bazlı böyle konu konu tekrar yapmayı düşünüyorum. inşallah verimli olur. Kendinize iyi bakın.